Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Güzel izleyenlerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz, Bizler çok heyecanla bekledik akşamı çünkü bugün büyük bir akşam hicret gecesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o İslam tarihinin başlamasına vesile olan o büyük o kutlu olay Yesribi Medine eleştirme adına hem o stratejisini hem o kutlu yolculuğunu inşallah birlikte anlamaya çalışacağız. Hocamız da bizlerle beraber elhamdülillah sağ salim bugün de geldi. Hocam hoş geldiniz. Evet, elhamdülillah hoş bulduk. Nasılsınız hocam? hocam? Hamdolsun şükürler aziz. Elhamdülillah versen. geldik. Hamdolsun hicret dersimiz. Hicreti konuşacağız. Hicretten günümüze bazı şeyleri taşımaya çalışacağız. İnşallah. Artık ne isteriz? Hamd ederiz. Elhamdülillah. Hakkını vermek için de Rabbimizden yardım isteriz. Abdullah İbni Uraykıt'tan da bahsedecek miyiz? Ticari ahlak mi? olarak ne kadar önemli bir figür değil mi? mi? Önemli yani gerçekten orada onun şahsiyetinin önemi olduğu kadar Allah Resulü'nü ona istihdam etmesi de çok önemli. Ne kadar ihtiyacımız yani var Yani orada mi? din Peki. değil. Asıl olan ehliyet ya. Meselesi ah keşke bir anlayabilsek bugünün dünyasını. İnşallah bugün anlarız i̇nşallah. hocam birazcık i̇nşallah. anlamaya çalışırız. İnşallah. Peki i̇nşallah. şimdi ilk başlamış. Şöyle bir şey ha. söyleyeyim yani Öyle sen efendim. inşallah anlay anlarız diyorsun ya yani şimdi geliyor tabii bize programın bazı Hı. yansımaları. Ne diyorlar hocam? Anlaşıldığının o kadar güzel emareleri var ki mesela birçok kardeşimiz ben şunu terk ettim diyor. Ben şuna başladım diyor. Ben şöyle yaptım diyor. Çok güzel müjdeler var Hamdolsun. Ve bu bizi tabii ki sevindiriyor. Netice itibariyle asla bu ne senin maharetin tabii ne benim değil. maharetim. Evet, hayır hayır asla değil. Bu kesinlikle siyerin maharetidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 14 asır öncesinden hayata bıraktığı o güzel mirasın maharetidir. E o mahareti kullanabilme adına bir imkan Allah bize vermişse kalkır otururuz gece gündüz onun için şükrederiz. Elhamdülillah. Hamdolsun da onun şükrünü yapmaktan acizler olsun. olsun sağolsunlar. Yani. Tabi burada kardeşlerimizin de ihlaslı izleyenlerin de çok şeyi vardır. Allah hani hepsinden ben razı Derler olur. ya konuşana değil konuşturana bak konuşturan Aynen. hem Rabbimiz hem de ihlasla ona ihtiyacı olan kardeşler Aynen. belki Öyle onların de. da duasının bereketi. Allah hepinizden razı olsun canlar teşekkür ederiz hepinize. Şimdi bugün o mübarek yolculuğu konuşacağız Allah nasip ederse. İnşallah. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın e, Yesrib'i Medine kılma adına yaptığı hazırlıklar var, çok ciddi hazırlıklar ee, ve artık o akabe biatından sonra Esad İbn-i Zürare ve arkadaşlarının, sonra da işte Musab Bin Umeyr'in ön hazırlıklarıyla artık şey açılıyor, Tabii. Yesrib kapısı Müslümanlara açılıyor. Zemin hazır. Evet, Hı. sahabe efendilerimiz gruplar halinde hicret etmeye başlıyor efendim, Aynı. sonra burada üç soru sormak gerekiyor belki icap ediyor. Hı hı. Neden efendimiz Aleyhisselatü vesselam en başta kendi gitmedi? Bu daha isabetli olmaz mıydı? Önce bundan başlayalım tamam, hocam. Çok güzel. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir tercihte bulunup önce kendisi kendi hayatını bu noktada güvence altına alıp daha sahabenin birçokları Mekke'deyken böyle bir tercihte bulunabilirdi. Ama Aleyhissalatu vesselam efendimiz bunu yapmadı. Bunun çok sebepleri var yani inanın ki şu konu başlığı müstakil bir ders konusudur hmm. ama temelinde üç tane sebep var. Bunlardan bir tanesi aleyhissalatü vesselam efendimiz bu davanın önderi ve imamıydı. İmam öncelikli olarak en büyük riski göze alan adamdır. İmam başkalarını riske atmaz. Böyle bir şey yok zaten. Risalet davasında biz bunu hiç görmedik. Hı hı. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz hepiniz gidin dedi. Kendisi ise bekledi. Bu çok önemli bir şey. Bu imamın sorumluluğu ve biz birinci madde olarak bunu değerlendirmek durumdayız. İkinci madde çok ilginç bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında emanetler var. Ha müşriklerin o, de aynen, emanetleri değil o mi? O müşriklerin kasası efendimiz. Yani Allah Allah. o kadar mücadele ediyorlar, yok etmeye çalışıyorlar. Aleyhine konuşuyorlar. Bir sürü şey söylüyorlar ama elemin o. Elemin olunca al şu emanetlerim yanında dursun deyip Allah Resulüne emanet bırakıyorlar. Göreceğiz birazdan kendisini öldürmeye gelen 12 insanın 7 tanesinin emaneti Allah Resulünün yanında. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o emanetleri vermeden bu iş olmaz diyor. İnanılmaz bir şey bu gerçekten. Öyle. Üçüncüsü de daha da önemli belki de hepsinin önüne, önüne alınması gereken bir şey. Allah'tan izin çıkmalı. He. İzin çıkmadan hicret eden bir peygamberin başına neler geldiğini Efendimiz çok iyi biliyor evet. Yunus aleyhisselamın ki o ayetler Mekke ayetlerdir Mekke'de nazil olmuştur. Hmm. Yunus gibi olursan ne olacağı belli onun için orada izin bekliyor sallallahu aleyhi ve sellem Allah o kapıyı açacak tamam ey Resulüm gidebilirsin diyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve de Allah'tan aldığı müsaadeyle izinle bu işin yolculuğunu başlatacak. Hemen toparlayalım not almanız için. Bir imam lider en son gider. Sorumlu İki emanetler. Emanetler onda olduğu için Efendimiz aleyhisselam da. Üçüncüsü de şey izin bekliyor Cenab-ı Allah'ın bir işaret Aynen. bekliyor. Dolayısıyla biz birinci soruya vereceğimiz cevap bu üç tane madde olmalı. İkinciyi geçiyorum o zaman. Neden müşrikler gidenlere engel olmadılar hocam? Aslında oldular ama oldular şöyle mı? bir şey var. Mesela biz biraz orada bir şeyi kaçırıyoruz. Mesela hicret ettiler diyoruz. Ettiler deyince işte buradan bindi otobüse gitti ya da uçağa bindi gitti gibi çok kolay söylüyoruz. Öyle değil aslında. İşin bidayetinde müşrikler şunu düşündüler. Bir sürü Müslüman var burada. Engellesek Müslümanlar burada rahat durmuyor en azından çıksın gitsinler dediler. Hı hı. Grup grup bazıları gitti yani o ilk etapta. Hı hı. Sonra dediler ki ya biz ne yapıyoruz yani bu insanlar gidecekler orada birikecekler orada bir şeyler biz olacak. Geri gelecekler. Başımıza iş açacaklar. Bu sefer engellemeye çalıştılar. Dolayısıyla ilk bidayetinde, işin başlangıcında çünkü sahabe bir anda çıkmadı, bir anda hicret etmedi. Pey Peyderpey grup grup gittiler. 10 kişilik bir grup giden var, 20 var. Bunların isimleri de var yani hı hı. kimler kimlerle gitmiş buna ait bilgilerimiz de var en azından. Bu manada o işin başlangıcında biraz süreci görelim. Yani burada kaldıklarında bize zaten sıkıntı çıkarıyorlar bu insanlar biz diyoruz işte atalarınızın dinine dönün dönmüyorlar o zaman en azından gitsinler yakamız kurtulsun diye bir yaklaşımları oldu en başlangıçta sonra baktılar ki öyle değil ama bir de kendi ailelerinden engellemeler görenler oldu. Beni Ümeyye'den birisi gidiyor Beni Ümeyye ayağa kalkıyor ve engelliyor onu hmm. gitmemesi için elinden geleni yapıyor ama bütün gözler aslında bu süreçte aleyhissalatü vesselam Efendimizin üzerinde çünkü ona ait başka bir seçenekleri yok yani çaresizlik içerisindeler onun için sahabeden daha fazla Allah Resulü'nün üzerinde bakışlar hı hı. ve o planlar projeler yoğunlaşıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üçüncü sorunun cevabını vermiş oldunuz. Böyle Yok. Kesin. Sahabe hicret soruya, kolay oldu mu? Aynen ona bir gelmemiz ha, lazım. Gelelim hocam. Şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela Hı. kardeşlerimizin anlayabilecekleri bir şey söyleyelim. Hicreti biz siyerin içerisinde anlatırken mecburen toplu anlatıyoruz. Ama şöyle bir konumuz olsaydı. Sahabenin hicreti birer birer kamerayı o sahabenin üzerinde yoğunlaştırsaydık. İnanın muhacir sahabilerinin her birinin hicret hikayesi acayip. Hmm. Acayip yani o kolay gidenler için de öyle. Çünkü o günkü yol şeylerini hatırlayın, sıkıntıları hatırlayın. Gidiyor ama nereye gidiyor? Bir meçhule gidiyor. Kime gidiyor? Kime gidiyor? Kim onu karşılayacak? Ailece gidiyor, çoluk çocuğu var. Nasıl gidiyor? Onun için bakıyoruz mesela Ebu Seleme'nin ailesi darmadağın oluyor o hicrette ailesi bırakmıyor Ümmü Seleme'yi, annesi babası engelliyor. Ebu Seleme bir oğlunu Ömer'i alıp yanında götürüyor. Seleme'yi, Ebu Seleme'nin babası Ümmü Seleme'nin elinden alıyor. Ümmü Seleme ise babasının evinde kalıyor. Yani aile üçe parçalanıyor Allah Allah. ve Ümmü Seleme anamızın öyle bir ızdırabı var ki bir yıl sürüyor bu her gün bir tepenin üstünde Yesrib'e bakan o bakışlarla gözyaşları döküyor. Artık insanlar acımaya başlıyorlar. Ümmü Seleme anamızın o hicrette ödediği bedelin haddi hesabı yok. Kamerayı getiriyorsunuz Süheybi Rumi'nin üzerine bütün varlığını, sermayesini sırf Yesrib'e Medine'ye hicret edebilmek için elden çıkarıyor. Alın diyor sizin olsun yeter ki kapıları açın bana bırakın ben gideyim diyor. Kamerayı Talha İbni Ubeydullah'ın önüne getiriyoruz. Koca bir kervanı bırakmış haberi yok onun o ticari bir seferde Yesrib'e öylesine gelmiş. Yesrib'e gelince bir de görüyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısında ama kervan gitmiş. Olsun diyor ya Resulallah sen ki buradasın ben sana bulaştım, ulaştım ya bu noktada benim alacağım başka bir şey yok. E kamerayı Allah Resulü'nün kızı Zeynep'in üzerine yoğunlaştırıyoruz. Zeynep hamile, bineği ürkütülüyor, bineğin üstünden düşüyor, karnındaki çocuğu düşürüyor. Ne kadar büyük bedeller ödeyerek bu noktada Medine'ye varma durumunda Onun kalıyor. Onun müsebbibi İkrime bin Ebu Cehil miydi hocam? O da var heyetin hı hı. içerisinde. Abdullah İbni Hattam var başka Hibban İbni Arikan var ama asıl düşüren Hibban İbni Arikan hmm. isimli müşriktir. Yani o noktada orada bir hadiseler oluyor zaten böyle ve neler neler ama bir de kamerayı bir yere getirmemiz lazım Bekir kardeşim. Ömer'in üzerine radıyallahu anh. Herkes böyle gizli saklı giderken Hazreti Ömer bir gün önce Kabe'nin avlusunun önünde diyor ki ben yarın Yesrib'e hicret ediyorum. Anasını gözü yaşlı hanımını dul, çocuklarını yetim bırakan düşsün benim peşime, kim düşer Ömer'in peşine? İşte böyle giderim gidersem. De. Ben böyle giderimdir. Bu Ömer'ce gidiştir ve onunla beraber 12 kişi gidiyor. O kendi yanına Hı -hı. ailesi ve bazı zayıf Müslümanları da alarak gidiyor. Dolayısıyla burada bir sahabenin hicreti dediğimizde çok geniş bir şey söylüyoruz ama bilelim ki o kadar bedeller ödenmiş ki o kadar o kadar bu noktada fedakarlıklar yapılmış ki öyle böyle değil. Çünkü bu iş çok zor bir iş sadece mesela doğup büyüdüğünüz toprakları bırakarak gitmiyorsunuz, birikiminizi bırakarak gidiyorsunuz, itibarınızı eliniz. bırakarak gidiyorsunuz Doğru. ve bir meçhule gidiyorsunuz. Ne ile karşılaşacağınızı bilmeden gidiyorsunuz ve giderken de bir sürü bedel ödeyerek gidiyorsunuz mesela Hazreti Ömer'le beraber giden bir isim Ayyaş İbni Ebi Rebi'a bu isim çok önemli bir isim. Ebu Cehil'in anne bir kardeşi hmm. bu Ebu Cehil'le böyle bir yakınlığı olduğu için Ebu Cehil bunun peşine düşüyor ve yolun bir yerinde yakalıyor. Kardeşim gel diyor bak annem senin yüzünden ahdetmiş diyor ki Ayyaş geri dönüp gelmeyene kadar ben saçıma tarak sürmeyeceğim. Güneşin altında oturacağım. Güneş beni öldürene kadar oradan kalkmayacağım. Sen anne katili olmak mı istiyorsun? Dön gel diyor. Ayş anne katili sözünü duyunca ister istemez etkileniyor. Hazreti Ömer ondaki etkilenmeyi görünce diyor ki inanma bunlara. Bunlar Yalan söylüyorlar. Ne olacak? Biraz güneşte bekler. Bakar ki dayanamıyor, çeker gider. Bitlenir saçı, girer içeriye yıkanır. Hazreti Ömer tabiatınca hmm. bir şeyler söylüyor. İkna edemiyor Ayyaş'ı. Bakıyor ki Ayyaş gidecek. Ey kardeşim diyor. Gerçek bir dosttur Hazreti Ömer. Hiç değilse diyor sana bineğimi vereyim. Benim bineğim sağlamdır. Bu bineğime bin. Baktın ki yolda bunların amacı başka bir şey. Bineğime bin, kaç gel geriye. Ve böylece gidiyor Ayyaş İbni Ebi Rebi'a rivayet uzun, olaylar uzun. Yolda bir yolunu buluyorlar, bağlıyorlar Ayyaş İbni Re Ebi ve götürüyorlar Mekke'ye. Ne annenin öyle bir ahdi var ne de böyle bir şey var oyun. Ve Ayyaş öyle bir imtihan yaşıyor ki dinden irtidat ediyor. Ay. Çok farklı bedeller ödüyor ama Ömer radıyallahu an Allah ondan ebeden razı olsun bize gerçek dostu öğretiyor. Ne olursa olsun bırakmıyor Ayyaş'ın peşini. Mektuplar yazıyor, haberler gönderiyor. En son Ayyaş İbn Ebi Rebiya'yı tekrardan kazanıyor. Ayyaş İbn Ebi Rebiya yeniden imana dönüyor ve yaptıklarından dolayı tevbede bulunuyor. Böyledir yani. Dolayısıyla biz sahabenin hicreti dediğimizde birçok şeyi netice itibariyle konuşmak durumundayız. Vallahi. Meseleyi buradan bilmek durum bilelim inşallah. Sonradan bir daha şey olmuyor değil mi Ayşe? Hayır, yani. çok iyi bir Müslüman olarak, hele akıbeti bambaşka zaten farklı bir şekilde şehadetle hayatını sonlandırıyor. Ha i̇yi elhamdülillah. Evet. Peki, peki e, hocam. Vay be. Neler yaşanmış hocam ya? ya. Bun, bunları yani ben de daha yeni duydum hocam. Evet. ya yani. Bunu... Daha neler duyacaksın? Dur evet bakalım. Biraz <laughs> okudum diye her şeyi biliyorum evet, değil mi? Doğru, ben bile hocam. bilmiyorum. <laughs> evet, Muhammed Emin Hoca sunucuyu nasıl gömdü isimli programımız <laughs> <Ya>. devam ediyor. <laughs> Peki. Hocam devam ediyorum. Evet. Şimdi efendimiz Aleyhisselatü vesselam çok güzel bir strateji kuruyor ve o strateji üzerine bu hicret gerçekleşiyor. Peki, e, nasıl oldu da hicret olayı? Efendimiz ne gibi adımlarla yürüttü bu süreci hocam? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve inanılmaz bir strateji yürüttü. Bu stratejinin adı nebevi stratejidir Hı. ve bizim mahrum olduğumuz bir şey. Bugün belki de Müslümanlar olarak Dönüp bunun üzerinde çok çok ciddi bir biçimde düşünmemiz lazım. Bir hakikati burada nazarlara verelim. Bakın kitap Kur'an yani kitap deyince biz el kitap diyoruz. Evet. Kur'an aklını çalıştıranlara ithaf edilmiş bir kitap. Bu kitap defaatle bize tezekkürden, tefekkürden, taakkulden, tedebbürden bahsediyor. Bunların hepsi düşünme ile alakalı bir şey. Hı hı. Ya biz bu kitabı dinleseydik var ya şu anda uluslararası çapla dünya çapında düşünce enstitüleri kururduk yeah. ve düşünce üretirdik. E gelin görün ki ya biz en az yaptığımız ibadet düşünme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu anladı anladığı için işte bu stratejileri üretti ve hicret de bunun en güzel örneği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında bunun çok çok güzel örneklerini görüyoruz. Olayı biraz başından almak durumundayız. Şimdi sahabe gidiyor onlara izin verilmiş. Hazreti Ebubekir'de de iki tane binek almış kendine ailesiyle beraber hicret etmenin hazırlığını yapıyor. İki de bir soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah ben bana da izin var mı? Ben gidebilir miyim? Efendimiz diyor ki Bekle bu Bekir. Belki Allah sana daha güzel bir şey nasip edecek. Aslında Hazreti Ebu Bekir biliyor bir şeyler olacağını ama Efendimiz belki ailesiyle gider, belki başka birisiyle gider. Bu noktada beklentileri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bekletiyor. Sahabede gittikçe Mekke tarafı Kureyşler, Müşrikler daha da endişeleniyorlar ve bir gün Darun Nedve'de bir toplantı oluyor. O toplantıda Mekke'nin bütün ileri gelenleri var. Bir de necitli bir ihtiyar var. Bu necitli ihtiyarı bizim bazı kaynaklarımız şeytan diye gösterir. Derler ki şeytandır, insan kılığına gelmiş Hı. oraya. Ben başka bir şey söylüyorum ama burada söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi bilmiyorum. Belki arkada kardeşlerimizin kafasında karıştırmak istemem ama Nasıl ki bugün derin güçler varsa o gün de derin güçler var. Hı. Böyle gizli kapalı farklı planları olan üst akıl diyorlar Üst ya. akıl yani o gün de var bu ve biz bunu mesela Hazreti Ali döneminde inanılmaz derecede görüyoruz. Kesinlikle. Biz bunu Cemel'de görüyoruz, biz bunu Sıffin'de görüyoruz, biz bunu Nehveran'da görüyoruz, biz bunu Kerbela'da görüyoruz. Dolayısıyla o günkü o olayları değerlendirirken o üst akılı ya da derin güçü, derin işte güçleri göz ardı etmememiz gerekiyor. O ne ciddi ihtiyar da böyle bir şey hmm. ve orada bir şeyler konuşuluyor. Diyorlar ki ne yapalım ya? Bittik ya ne yapacağız? Yani iş bu noktaya geldi. İnsanların çoğu çıktı gitti Yesrib'e. Muhammed de yarın öbür gün gidecek. Ne yapalım? Üç tane görüş söyleniyor orada. Birincisi hapsedelim diyorlar. Hapsedelim bir evi onun için hapishaneye çevirelim. Gidemesin. Etrafını adamlarımızla donatalım. Ölene kadar da orada tutalım diyor. Yani orada direkt mesela bir şey yok o gelecek ama buradaki şey ölene kadar biz orada onu zorunlu ikamete tabi tutalım. O Necitli ihtiyar olmaz diyor ya olmaz. Muhammed'in öyle adamları var ki siz onu engellediğinizde gözlerini kırpmadan gelirler Gece sizin o adamlarınızın hepsini hallederler ve Muhammed'i alır götürürler. Hapsettiğiniz zaman kaçırıldığında daha fazla etkili olur diyor. Hmm. O Necitli ihtiyarın verdiği akıllar bunlar. Ne yapalım diyorlar o zaman ikinci görüş ortaya çıkıyor. Yemen'e sürelim diyorlar. Yemen'e sürelim Yemen'de gitsin kalsın. Necitli ihtiyar diyor ki ya ne yapıyorsunuz siz? Muhammed'den bahsediyorsunuz ya Nere gitse orayı yeşertecek. Nere gitse orada farklı şeyler yapacak. Yemen'e gitse o tatlı diliyle, o söylediği etkili sözlerle, o sihirli sözlerle orada başka başka şeyler yapacak. Üçüncü görüşe bu Cehil söylüyor. Ne diyor? Öldürelim gitsin diyor. Ya artık yeter diyor. Nasıl öldürelim peki? En önemli kaç kabile var Kureyş'in içerisinde? 12 kabile. 12 kabileden 12 tane savaşçı, kılıcı iyi kullananı seçelim. Gece bassınlar evini. Herkes bir anda vursun. Abdülmuttalip oğulları da beni Haşim'de kan bedeli istemek zorunda kalmasın. Çünkü 12 kişinin kimden isteyecek? Bir anda topluca yapılmış bir şey. Bu görüş o Necitli ihtiyarın hoşuna gidiyor. Tamam diyor. Çok güzel bir görüş diyor. Bunu uygulayın diyor. Orada bunu söylüyor. Bu manzara Enfal süresinin 30. ayetinde anlatılıyor ve orada söylenen üç şeye ne olur dikkat edin. Hapsedilmek, sürgün edilmek, öldürmek. Şimdi buradan bir İslam aliminin sözünü duyalım mı? Duyalım. Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Ben cenneti yüreğimde taşıyorum. Hapsedilmem halvet, sürgün edilmem hicret, öldürülmem şehadettir. Daha ötesi var mı? Çok güzel. E bu üç tane şey zaten. Onun için düşmanların bana ne yapabilir ki? Yani gerçekten cenneti yüreğinde taşıyan bir insan üç halide onun için hiçbir şekilde sıkıntı değil. Üç halide onun için düğün bayram, üç halide onun için çok büyük bir mükafat. Hapsedersin olur orası medrese, yusufiye, orada bambaşka şeyler ortaya çıkar. Sürgün edersin olur orası hicret yurdu orada bambaşka şeyler çıkar. E öldürülsen zaten şehadete gönlünü kaptırmış bir kitledir Müslümanlar. Şehadet ama bile bile ölüme yürümek değildir. Ölümü öldürerek yürümektir. Bunu iyi bilelim ve kimseye de duygularımızı suistimal etmesi için vermeyelim. Şehadet öyle ele ayağa düşürülecek bir kavram değildir ölümü öldürerek aslında bu noktada Allah'a canını satmanın adıdır şehadet. Dolayısıyla bu noktada eğer o da söz konusu olursa düğün bayramdır. İşte burada bu üç hali konuşuyorlar karar en son ne çıkıyor? Ölü öldürelim. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Darun Nedve'de o konuşulanlar haber veriliyor. Kim haber veriyor? İki rivayet var. Ya Cebrail veriyor ya da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme biraz uzaktan akrabı olan bir hanımefendi veriyor. Rakika isimli bir hanım. Hmm. İkisi hangisi olursa ama Efendimiz duydu bunları. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz o günün öğle vaktinde herkes uykudayken bunun altını çizmiştik değil mi geçmiş evet. derslerde? O uyanık beyaz elbiselerini giymiş yüzünü de kapatmış kimse onu tanımasın öğle vakti hızlı bir biçimde Ebu Bekir'in kapısını çalıyor. Ebu Bekir'in ka kapısının çalınması o evde bir heyecan uyandırıyor. Çünkü bu evde bu saatte kim gelebilir? Hı hı. Yani gece saatin çalması gibi telefonun çalması gibi bir şeydir bu. Ayşe anamız olayın şahidi bize çok güzel anlatır. Bukhari'de bir, uzunca bir rivayet var. i̇bn Hişam'da var. Birçok kaynakta olaylar hı hı. anlatılır. Ayşe anamız diyor ki kapı çalındığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem görünce hepimiz heyecanlandık. O anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i karşısında görünce babam Ebu Bekir ve ya Resulallah dedi. Yol, Yol arkadaşımı. Neam dedi. Ve diyor ki anamız Ayşe anamız babam başladı ağlamaya. Ne diyor anamız biliyor musunuz? Diyor ki ben bir erkeğin sevinçten böyle ağladığını ilk kez gördüm ondan sonra da göremeyecektim. Hı. Ağlıyor sevinçle. Allah aşkına Bekir kardeşim, neye ağlıyor Hazreti Ebu Bekir? Öldürülmeye mi ağlıyor? Yolda bu, bu ya bu. Tüm Mekke yani peşinizde. Bir tatil'e gitme değil, bu başka evet. bir şey değil. Ama Allah Rasulü ile yol arkadaşlığı ve Kur'an'a girecek o. Kur'an'a girecek. İkinin ikincisi olacak o. Ebu Bekir biliyor ne kazanacağını. Ebu Bekir çok akıllı bir tüccardır. Nereden kar geleceğini çok iyi bilir. Onun için iyi değerlendirir sermayesini. O anda o sevinçle beraber aleyhissalatü vesselam efendimiz diyor ki çıkar diyor şu kızları dışarıya biraz konuşalım diyor. Efendimize diyor ki Hazreti Ebubekir ya Resulallah onlar senin ehlin. Ayşe anamız kim? O anda nişanlısı evet. o konuyu atlamış değiliz ona Medine'de geleceğiz. Hı hı. Diğeri kim? Esma da kızı zaten evet. Esma anamız işte anaların anası bambaşka birisi. Efendimiz diyor olsun. Niye onun onların yanında konuşmuyor? Çünkü sırrı başkalarına yüklemek onlara ağır bir yükü taşıtmaktır. Ne olursa olsun herkes taşıyabileceği kadar sırra vakıf olmalı. Çünkü sır adamın bazen ocağını batırabilir Aynen. ve Efendimiz çıkarttırıyor onları ya da kendileri bir başka odaya Hı -hı. geçiyorlar. Allah Rasulü adım 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 bütün hicreti planlamış Ebu Bekir'e anlatıyor. Ebu Bekir diyor, şimdi ben gideceğim evime İnsanlar öğle uykusundan kalkacaklar. Akşam üzeri falanca yerde buluşacağız oradan Sevr'e gideceğiz. Sevr'de üç gün üç gece kalacağız sonra Sevrin Arafat'a bakan yüzüne Abdullah İbni Uraykıt bineklerimizi getirecek bineceğiz bineklerimize oradan gideceğiz. Abdullah İbni Uraykıt'ı ayarlamış şimdi onun için tekrardan dönelim ben unutursam tamam. siz hatırlatın ama diğer şeyleri de söylüyor mesela diyor ki Amir İbni Fehire adını duyduk hmm. değil mi geçmiş evet. derslerde davarlarını getirsin bizim ve bize azık getirenlerin yürüdükleri yollarda yürütsün ki ayak izlerini kaybetsin. Abdullah 10 yaşında bir çocuk o günlerde Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'la Esma anne baba bir kardeş Abdurrahman'la da Ayşe annemiz anne baba bir kardeş ama hepsinin babaları Ebu Bekir. Abdullah o günlerde 10 yaşında bir çocuk Abdullah çarşıda pazarda dolaşsın, i̇stihbarat. istihbarat alsın, neler konuşuyorlar, neler planlıyorlar bunları getirsin Esma'ya, Esma da bize azık getirsin çünkü üç gün kalınacak orada evet. ve getirirken azıkları o konuşulanları da getirsin. Bazı rivayetlerde Esma değildir, Sevr'in tepesine çıkan Abdullah'tır. Ama ikisi de muhtemeldir ama Esma anamızın çıktığına dair rivayeti biz tercih ediyoruz. Hı hı. Esma anamız da o günlerde 27 yaşında 7 aylık hamile zaten hicretin ilk çocuğunu hicretin üzerinden doğuracak adı da Abdullah İbni Zübeyir olacak. Her şeyi Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem konuşmuş. Ebu Bekir radıyallahu anh orada diyor ki ya Resulallah. Ben iki tane binek almıştım bineklerimiz hazır. İşte burada hazır duruyor. Bunları kullanalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tamam kabul ederim ama bir tanesinin parasını sana ödemek şartıyla. Allah Allah. İnfak olarak kabul etmiyor onu. Niye? Çünkü Efendimiz kendisinin talep ettiği şeylerin parasını kesinlikle verir. Sahabe gelir kendisi bazen infak eder onlara bir şey demez ama bir şey istediği mi muhakkak onun parasını verir. Bu da Allah Resulü'nün önemli davranışlarından bir tanesidir. Orada da Ebu e söyle bakayım diyor kaç ne kadar bunların, bunun bedeli 400 dirhem diyor borcum olsun diyor borcunu da ödüyor. Zaten insanın kalitesi biraz da o borcuna karşı yaklaşımıyla belli olur. Ya. Çok önemlidir Allah Rasulü ilk fırsatta Medine'de o borcunu ödeyecek. O deve hangi deve? O deve Kusva. Kusva öyle geliyor Allah Rasulü'nün dünyasına. Sonra o Kusva'nın birçok şeylerini göreceğiz. Şimdi planların hepsi yapıldı. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem yine yüzünü kapattı, hızlıca çıktı evine gitti. Evinde kim var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin? Hanımı Sevde var. Bunu da kaçırmadık. Yani efendimiz Hatice annemizden sonra evet. ilk evlendiği Sevde. Bunlara Medine'de geleceğimiz için değinmedik. Ya orada değineceğiz. Hanımı Sevde var. Kızları Ümmü Gülsüm var, Fatıma var. Zeynep o günlerde evli. Ebul Asla Mekke'de hı hı. bir başka yerde oturuyor. Rukiye'de o günlerde Hazreti Osman'la beraber Habeşistan'da. Dolayısıyla efendimizin ehli de bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şimdi Ali'yi çağırıyor. Ne diyor Ali'ye? Ali diyor böyle böyle biz Yesrib'e doğru gideceğiz sen kalacaksın geriye. Ne için kalacaksın? Şunlar emanetler bunların sahiplerine vereceksin. Sonra sen bir fırsatını bulacaksın ailemizi toplayacaksın bizim arkamızdan geleceksin. Ama benim yatağıma yatacaksın yatağıma yatacaksın dediğinde Hazreti Ali'ye karşı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o işi tevdi etmesiyle beraber Ali'nin dediği söz Lebbeyk ya Resulallah'tır. Bu çok kolay bir şey değil. Ölüme yatırıyor. Ölüme resmiye. yatırıyor ve evet diyor. Ve yıllar sonra Ali'ye soruluyor biliyor musunuz Bekir kardeşim bu? Ta Kufe'de soruluyor belki aradan 30 sene geçmiş. Ali diyorlar sen o gün peygamberin yatağına yattın. O yatağa yatmak kalkmak için değil, ölmek için yatmaktı. Dışarıda da Mekke'nin en iyi kılıç kullananları var. Bir anda içeriye dalsalar ve kılıçlarıyla seni doğrasalar, örtünün altında peygamber olduğunu zannediyor onlar. Sen nasıl o gece yatabildin? Ali'nin verdiği cevap şu: 30 küsür sene geçmiş aradan vallahi o geceki uykuyu arıyorum. Allah Allah. Ali kimin torunudur? İbrahim Aleyhisselam'ın Tabii torunudur. O soy. Nasıl ki atası İbrahim ateşe Allah deyip atlamışsa Ali'nin yapacağı da bundan başka bir şey değil. Bir de Ali el kaldırdı 13 yaşında. Yani. Ben varım dedi. O benin altını doldurmak zorundaydı. O elde hiç inmedi. Hiç inmedi. Sonuna kadar hep korundu, korunarak da devam etti. Bir şey sorabilir miyim Duyur. mesela? E, izin bekliyordu ya Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. O arayı izin nasıl geldi Allah Resulü hani Cebrail'le? Ha yani Tabii. Ebu Bekir'e Hazreti Ebu Bekir'e gitmeden evvel o izni o aldı. izni aldı. Ha. O izni aldığı için zaten hemen ha. o tamam. hazırlıklara girdi. Zaten o haber ona geldi. Darun Nedve'de bunlar konuşuluyor. O esnada Cebrail. o, o izinde gelmiş tamam. oldu. Dolayısıyla hicretin kapısı bu şekilde açılmış oldu. Tamam. Ali'yi de yatırdı yatağa. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıkacak ama geldiler, evi çevirdiler. Evin etrafında 12 tane en iyi kılıç kullananlar var. İşler planlanan gibi gitmedi o zaman bu i̇şte anlamda yani. Yani orada beşer, beşerin yapacaklarının yaptıktan bitti. sonra bitti. Şimdi ne olacak? Allah. Allah onların gözünün üstüne perdeler çekecek. Efendimiz Yasin suresinin ilk ayetlerini ya da 9. ayeti ve cealna min beyne eydihim setten ve min halfihim setten fe ahşeynahum fe hum la yubsirun bu ayeti okurken bir böyle avuç toprağı da yüzlerine serpiyor onların önlerinde arkalarında gözlerinin perdeler vardır Allah onların alıcılarını kapatmıştır Valla Yupsir'un o, onların alıcılarını gözlerinin önündeki görme şeylerini almıştır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onların içinden çıktı gitti. Görmediler ki. Hiç mi? görmediler. Onlar halen İçak yatağa bakıyorlar ve yatakta biri var. O biri Ali ama onlar Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem zannediyor. Bu noktada onlar orada beklerken. Hazreti Ebubekir ile buluşuyor Ali aleyhissalatü Vesselam efendimiz ve Sevre doğru gidiyor. Sevre niye gidiyor? O da bir stratejinin ürünü. Aslında Medine bu taraftayken tam aksi istikamete Kuzeye gidiyor. Kuzeye gitmeleri gerekiyor. Şimdi göreceğiz gidiyorlar. haritada tam aksi istikamete gidiyor. Görelim mi? Göreceğiz şimdi. Onun için burada Ali Vesselam efendimizin oradaki o attığı adım da. O stratejinin bir parçasıdır. Çünkü onlar da biliyorlar Efendimiz Yesrib'e gidecek. Evet. Onun için ilk çıkışta hemen Efendimizin evinden sonra vardıkları yer Ebu Bekir'in evi oluyor. Ebu Bekir'in evi de olmayınca direkt Yesrib'in yolu güzergahına doğru gidiyorlar. Onlar gidene kadar zaten iş işten geçmiş oluyor. Dolayısıyla orada Efendimizin tercihi önemli bir adımdır. O adımda o hicret stratejisinin bir parçasıdır. Şimdi görelim haritayı. Görelim bakın Mekke-i Mükerreme'den çıkış okları görüyoruz orada. Hı hı. Hemen Mekke-i Mükerreme'nin altında bakın bir e, üçgen var. Orası işte Sevir Dağı. Ye Yesrib, Medine nerede kaldı? Yukarıda. Kaldı. Sevir ne tarafta? Güneyde. Güneyde. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce oraya geliyor. Aziz dostu Gari hira olan, o gar sahibi gar olan yani o mağaranın dostu olan o güzel insanla geçireceği o üç günlük süreci yaşayacağı yere geliyor. Bu haritayı kardeşlerimiz zihinlerinde tutsunlar. Zaten görecekler de. Mesela güzergah boyunca. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uğradığı yerler var, yaşanan hatıralar var. Özellikle orada Kudeyt Vadisi bizim için önemli. O vadide bulunan ümmü mabet çadırları bizim için önemli. Yukarıya doğru olan yerlerde hatıralar var. O hicret yolu 7 gün süreyle sürecek olan o yolculuğun her bir yerinde bir sürü şey var. Artık onların detaylarını kaynaklardan okuyacak kardeşlerimiz. Tamam Şimdi Sevre doğru gidiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir. Üç gün üç gece kalacaklar. Varıyorlar zirveye, daha, daha şimdi göreceğiz zaten 759 metre. Siz çıktınız mı Sevre? Hayır efendim. İnşallah çıkarsınız. İnşallah. Hira'dan daha zor yani Hira'ya çıkış ne kadar zorsa orası daha zor, bir, bir buçuk saatte çıkarsınız ve zorlanarak çıkarsınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günler 53 yaşında, Hazreti Ebubekir 51 yaşında, oraya azık taşıyan Esma 27 yaşında ve 7 aylık hamile. Bunları unutmamak gerekir ki bunların üzerinden bazı şeyleri daha iyi anlayalım. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızları nerede? Yanlarında mı? Onlar yok, onlar evdeler. Ha, onlar onlar evdele. bıraktılar. Ha, onları evlere, bıraktı. sadece bıraktılar, evlere bıraktılar. Niye eve bıraktılar? Neden? Mesela onların can güvenliği konusunda bir risk yok mu? Cahiliye arabında ne kadar olsa bu noktada bazı şeyler var. Kadına çocuğa el sürmüyorlar. Hmm. Yani bakın Ebu Cehil çok büyük bir çizgi dışı iş yapacak biraz sonra. Esma anamıza bir tokat atacak. Bundan dolayı yanındaki insanlar tarafından bile kınanacak. Evet. Çünkü ne olursa olsun orada bir gelenek görenek var. O gelenek görenekleri defenimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bazen çok ciddi bir biçimde kendi lehine Kullanıyor. kullanmıştır. Peki. Onun için kendi ailesini bırakıyor. Görelim mi resimleri? Bakın Sevr'in dıştan böyle uzaktan iki tane görüntüsünü görüyoruz. Sevr kelimesinin manası iki tane manası var sever, birincisi öküz demek bildiğimiz işte hayvan ismi olarak evet. bir diğer anlamı ise ihtilal, devrim aslında şu dağa devrim dağı desek hiçbir şey yok o hı hı. isme de uyuyor büyük bir inkılabın yaşandığı büyük bir dağ, 759 metre yüksekliğindeki bu dağı gidenler birçokları ziyaret etmişlerdir zaten dağın tam tepesine geldiğiniz zaman önde bir mağara var. Bilmeyenler orayı zanneder orası değil. Hmm. Biraz daha aşağıya doğru indiğiniz zaman şimdi o resmi görelim. Evet mağara burası bakın ilk resim biraz daha eski bir çekimden alınmış bir resim Bayağı ama zirve oradaki tabi değil mi? tam zirve hmm. yani artık oradan sonra aşağıya doğru iniyorsunuz. Aha. Zaten mağaranın arka tarafı işte yolculuğun diğer sürecinin yaşandığı yer, özellikle bakın mağaranın ön tarafında bu ilk resime kardeşler dikkat etsinler orada daha belirgin koca bir taş var. Hı hı. O taşla da biraz sonra bizim işimiz olacak. Bunlar da zihinlerinde dursun kardeşim. Yavrum kardeşlerim bana misin? bir bardak su getirin, benim ayaklarım tutmuyor diyen hacı annelerin seke seke 750 metreyi nasıl tırmandıklarını görüyoruz orada aynen, değil mi? Nasıl aynen, bir aşk sayıyor. Yani? O Pakistanlılar, yani. Hindistanlılar o kadar zorluklar içerisinde ama o aşk yani. Tabii. Yani ama bir de orayı giderken böyle her adımında şu hicreti tefekkür etmek lazım. Evet. Ve Allah Resulü'nün bu işi yaparken tedbir tevekkül dairesini nasıl dengeli yürüttüğünü anlamak lazım. Hı hı. Şurada bir kefe var bu kefede esbaba tevessül var. Şurada da bir kefe var bu kefede de Allah'a tevekkül var birincisinde sebeplere riayet İkincisi. ve sebeplere sarılmak ikincisinde de Allah'a tevekkül etmek bu tevekkül etmek işte yaptık bundan sonra işimiz Allah'a kaldı demek değil yani sadece mana bu değil böyle bir mana var da sadece bu değil. Evet. Diğer mana nedir biliyor musunuz ben yaptım yapacağımı sonuç benim işim değil netice evet. Allah'ın Netice Rabbimin bileceği iş. Onun için ben netice hesabı asla yapmam. Mesele budur aslında tam selim bir tevekkül anlayışında Allah'ın ben sonuçla ilgilenmiyorum demektir. Süreçle ilgilen ben süreçle ilgileniyorum yaptığımı yaparım gerisini ise Rabbim nasıl takdir ederse öyle yapmış Dağılır. olur. Şimdi geliyorlar o mağaraya geldiklerinde Hz. Ebubekir sadık dost ya Resulallah diyor dur bir bak ben bir içeriye gireyim bir temizleyeyim olur ki bir şey olur sana zarar verir. Dost, gerçek dost giriyor, temizliyor. Ne varsa ne yoksa her tarafı böyle delikleri kapatıyor. Kendi cübbesinden oralara bir şeyler yapıyor. Gel diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi öylece davet ediyor. Sevirde o yaşananlar Bekir kardeşim inanın ki öyle şeyler ki o kadar farklı şeyler var mı kaynaklarımız var, var tabi mesela biz sadece oradaki bazı mucizelerle ilgileniyoruz işte örümcek geldi ağını kurdu işte güvercin geldi yuvasını yaptı yılan geldi Hazreti Ebubekir'e soktu yılanın işte acısını o sokmanın acısıyla gözünden orada göz gözünden yaş, yaş. Tamam güzel güzel de kardeşim. Ya daha farklı şeyler de var orada. Ne var hocam? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir üç gün üç gece orada inanılmaz derecede bir endişe var Hazreti Ebu Bekir'de. Geldi gelecekler ya Resulallah burada seni bulurlarsa şöyle olur ya Resulallah böyle olur ya Resulallah Mes bir meçhule gidiyorlar Yesrib'e neler olacak arkada bıraktıkları aileler var neler olacak bütün bunların hepsinin bir endişesiyle farklı şeyler orada var Hı ve evet. o anda ileride yıllar sonra Kur'an'a girecek Sevr'in serlevhası olan bir cümle Allah Resulü'nün dilinden dökülüyor. La tahsen Allah'a Tasalanma, üzülme Allah bizimle beraberdir. Peki Ebu Bekir'in üzülmesi kendi şahsına mı? Hayır. Asla Allah Resulüne Allah Resulünün şeyi için hep onunla alakadır. Ne olacak ya Resulallah diyor ne olacak hep bunlar var. Ve orada Allah'a karşı inanılmaz bir teslimiyetin en güzel sayfalarını görüyor Ebu Bekir. O güne kadar kaç yıl geçmiş? 13 yıl. 13 yılın her yerinde Ebu Bekir var mı? Var. var. Ama o gün Sevr'in tepesindeki ders hiçbir yerde alınmamış. O ders bambaşka bir ders. O dersin meyvesini nerede görüyoruz biliyor musunuz biz? Allah Rasulü vefat edip gidiyor ya Üsamenin ordusu var ya orada evet. herkes diyor ki çıkarma Ebu Bekir orduyu. Hayır. O ordu çıkacak. Resulullah o orduyu çıkartın dedi, çıkartacak. Sonra insanlar dinden çıkacaklar. Zekatı bahane ederek evet. herkes diyecek dur Ebu Bekir dur hayır diyecek namazla zekatın arasını ayıranın İslam'la bağı kalmamıştır deyip yine sevirde aldığı dersin gereğini yerine getirecek. Ebu Bekir o dersi öyle bir almış ki Allah ondan ebeden razı olsun o dersin meyvelerini topluyor ümmet biz şu anda o dersin meyvelerini topluyoruz. Onun için me meseleyi ele alırken neyi daha fazla irdelememiz gerektiğini çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi söylenen strateji yürüyor mu? Yürüyor. yürüyor. Abdullah dolaşıyor mu caddede, sokakta, pazarda? İstihbarat topluyor. Alıyor mu bilgileri? Evet. Getiriyor mu ablaya? Esma Hanım. abla. da getiriyor mu yukarıya? Hı hı. Getiriyor. Amr ibnü Feirede davarları sürüp işte ayak izlerini dağıtıyor mu? Dağıtıyor. Şimdi Esma azık götürecek. İşte iki tane bohça, bu bohçaların birbirleriyle bağlanması, sırta atılıp taşınabilmesi için bir ipe ihtiyaç var, ip yok. Hiç düşünmüyor, belindeki kuşağı çözüyor, onları birbirine bağlıyor, sırtına atıyor ve gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor ki o bohçalar bir kuşakla bağlanmış. Hemen ilgisini çekiyor. Şimdi biz o kuşağın ne anlama ne geldiğini olduğunu bilmediğimiz, bilmediğimiz için. için bize basit bir şey geliyor. Ne olmuş yani diyoruz. Bir kadının kuşağını bozması, kuşağını açması haşa iffetsizlik anlamına geliyor. Ve Allah Resulü kuşağı görünce Esma diyor ne bu ya Resulallah diyor bulamadım çözdüm getirdim. Sen ki Allah için o kuşağını çözdün ve bu öyle bir iş için bu kuşağını kullandın. Allah bu dünyada çözdüğün bu kuşağa karşılık sana cennette iki kuşak verecek ve zatın nitakayn oluyor çifte kuşaklı. Yıllar sonra Abdullah İbn Zübeyir Mekke'de birileriyle mücadele etmek zorunda kalınca devrin zalimleriyle zalimler biliyorsunuz yalanı çok söyler iftirayı çok atar bu kuşağı dillerine doladılar. Esma anamıza gelip söyledi Abdullah İbn Zübeyir Esma anamız o gün yaşı yüzlere merdiven dayanmış oğlum diyor git ve iftihar et anamla. Elhamdülillah. İftihar et anamla ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ey Esma sen zatun nitakayn'sın dedi çifte kuşaklısın dedi burada feda edilen o kuşağın cennetteki diğer eşinin de iki tanesininle beraber verileceğinin müjdesini verdi diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret günü verdiği o güzel mesajların en güzellerinden bir tanesini de Esma anamıza verdi. Anamız bambaşka zaten. Şimdi bu noktada bütün her şey yapıldıktan sonra yine de çok ciddi iş sürücüleri var Mekke'de ve iz süre 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 geliyorlar o tepeye o davarlara rağmen biliyorum. rağmen buluyorlar çünkü o iş sürücüleri acayip onlar aslında Mekke'nin cahiliyesinde Mekke toplumunda inanılmaz mesela devenin ayak izlerinin üzerinden devenin üstünde oturan binicinin erkek mi olduğunu kadın mı olduğunu tespit edebilirler. Kadın hamile ise onu bile tespit edebilirler. Allah Allah. Adam nereli onu bile tespit edebilirler. Yani inanılmaz bir şey. Bugün işte polis bazen iz sürerek bir şeylere ulaşıyor evet. ya o günkü şey bu. Ve ulaşıyorlar. Tepeye çıkıyorlar. Hatta bizim bazı kaynaklarımız bize bir bilgi veriyor. Kardeşlerimizin yüzüne gül suyu dedim ya o kayayı unutmasınlar. O kayanın üstünde biri büyük abdest bozuyor. Aa. Ebu Bekir bu kadar yaklaştıklarını görünce daha da endişeleniyor. Ya Resulallah diyor eğilseler bizi görecekler, eğilseler bizi fark edecekler. Sellevha yine aynı. La tahsen innallaha ma'ana tasalanma üzülme. Allah bizimle beraberdir. Çünkü biz yapacağımızı yaptık ya. Biz yapacaklarımız bu kadar. Biz yapacağımızı yaptık. Bundan sonrası Rabbimizi ve Rabbimiz indiriyor mu perdeyi? İndiriyor. Ona göre o kadar yakınlaşmalarına rağmen göremiyorlar mı? Gözden kaçırıyorlar mı? Fark edemiyorlar mı? Bir ya girelim mağaraya bir bakalım. Böyle bir şeyi de söylemiyor mu? Söylemiyor. Çünkü Allah koruyor. Orada Allah'ın iradesi oradaki o kutlu kafilenin korunması yönünde ve korunuyor. Mekkeliler bakıyorlar ki ümit yok artık bundan sonra herhalde kaçtı gitti başka yerlere diyerek yeniden Yesrib yollarına düşüyorlar. Onlar gidip başka yerleri gezerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o yol güzergahını belirlemiş Abdullah İbni Uraykıt'la. Herkesin kullandığı yol güzergahı değil bu. Bu biraz daha farklı, daha engebeli, daha zorlu ama netice itibariyle daha emniyetli. Neden? Çünkü hemen arkasından Mekke bir şey çıkardı. Ölü ya da sağ fark etmez kim ikisini getirirse başlarına yüz deve. Ölü ya da sağ. Şimdi burada bir şeyi söyleyip Abdullah İbni Uraykıt'a gelelim Bekir kardeşim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belirlenmiş gün artık inecek aşağıya bineklerine binecek Yolculuk başlayacak. ve Yesrib'e doğru gidecek. Şöyle bir Mekke'ye bakıyor yaşlı gözlerle ah Mekke diyor şehirler içerisinde bana en sevimli en sevgili gelen sensin. Eğer kavmin beni sürüp çıkarmasaydı ben asla buradan çıkmazdım ama döneceğiz. Hmm. Ümit var döneceğiz diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi biliyor ki bugün onun buradan çıkması yarın çok daha farklı bir biçimde bir dönüşe müjdecisi belki. aslında. Müjdecisi. Bu neyin işareti biliyor musunuz? Ümit olmazsa iman yok. Çünkü ümit dediğiniz şey imanın azığıdır. İmanın olduğu yerde umut olur. Çünkü Allah varsa, kam yok ya. Allah varsa eğer Nasıl ben umutsuzluğa düşebilirim? Hiç unutmamamız gereken bir hakikat var. Yes dediğimiz şey, ümitsizlik dediğimiz şey şeytanın ve küfrün aslında azığıdır. Müslümana yakışmaz. Bütün şartlar bizim aleyhimize olsun. Rabbimiz var mı? Var. Elhamdülillah. Ben iman ediyor muyum? Ediyorum. Bitti. Bundan sonrası artık konuşmaya bile gerek yok aslında. Dolayısıyla bu noktada bambaşka bir umutla ve heyecanla daha farklı bir biçimde bir azıkla yürüme adına gayret içerisinde olmak durumunda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor. Gelelim mi Abdullah İbn Oray Kıta? Gelelim ya. Benim adamım o ya. Ben çok üzüldüm ona <laughs> ilk okuduğumda. <laughs> Şimdi bu Mekke müşriği, müşrik ama emin. Evet. Bir bilgi var. O bilgiyi gözden kaçırmamak lazım. Taif dönüşü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ya Hira'ya Evet. bir rivayet Zeyd bin Harise'yi gönderiyor o üç isme İşte saydık Taif dersinde aha, aha. Ahnes bin Şerike, ee, Süheyl İbn Amr'a Mutim Eyvah. İbn Amr bir diğer rivayet Abdullah İbn Uraykıt'ı gönderiyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada daha iyi tanıyor bu şahsın emniyetini o münasebetle bir bağ kurulmuş oluyor ona rica ediyor diyor ki gider misin diyor bizim için işte Ahnes bin Şerik'e gidelim diyor gidiyor red cevabını getiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikincisine gönderiyor, üçüncüsüne gönderiyor. baktıkça, tanıdıkça Efendimiz biraz farklı bir özelliğinin olduğunu görüyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam'da en önemli hususiyetlerden bir tanesi ehliyete önem vermesidir bir işi yapan insan o işin ehil, ehli ise liyakat sahibi ise bana ne dini? Ben kendime imam seçmiyorum arkadaş. İmama ben bakarım dinine, faziletine, şuyuna buyuna. Ben bir iş yaptırıyorum. O işin ehli kimse o ehliyeti ben öncellemem gerekir. Aslında dünyaya bakışlarımızı değiştirecek bir ufuktur Kesin. bu. Kesinlikle. Yani bu noktada ehliyetsiz insanlara sırf bizden diye yatırım yaptığımız için bakın İslam dünyası ne halde. Ya. Bizden işte sadık bir adam. Sadık ama kardeşim 3 para etmez. Yapamıyor. Adam. Yapamıyor beceremiyor, beceremiyor. beceremiyor. Yüzüne gözüne bulaştırıyor. Yani sadece benim adamım diye benim yani yanımda yöremde bulunduğu için ben bu adama niye bu işi vereyim? Bu sünnete aykırı bir şey. Eğer ben sünnet konuşmak istiyorsam sünnete ait bir şeyler konuşmak istiyorsam en başa almam gereken bir şey. Birinci sünnet emaneti ehline teslim etmek. Çünkü bu farz. Allah bunu ayrıca Kur'an'da da bize bir yükümlülük olarak yükledi. Abdullah İbni Uyeykıt da inanın ki bunu çok güzel. Kaldı ki İslam tarihini başlatan, hicreti başlatan üç kişiden biri bir müşrik niye eğil olduğu için? Eğil olduğu için. Liyakat sahibi olduğu Aynen, için. Yolu yani. biliyor. Bu kadar önemli bir olayın içine almış efendim. Aynen. Efendimiz yolu biliyor. Satmaz seni. Ahlaklı. Bakın neye anlaşmış Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem onunla iki deveye ne koydular başlarına? Deve. 100 deve sat yolda git Doğru. ihbar et teslim et 100 deve al, hem canını bana da kurtar. Ne, benimle dinle, tabii, Aynı tabi. dinde değiller bir şey değiller bana ne diyecek çok rahat bir biçimde yapabilir ama Efendimiz biliyor ki bunu yapmaz. Ehil adam ehliyet sahibi adam ihanet Ticaret ederiz. ahlakı da var. Adama. Ahlak işte tabii. bu zaten bu o ahlakın zaten en güzel Tezahür. yansıması evet. yani ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada güveniyor Abdullah ibni Uraykıt'a yola revan oluyorlar. Şimdi biz kimi görüyoruz? Şöyle bir manzara görüyoruz. Abdullah İbni Uraykıt yol rehberi, Hazreti Ebubekir, Amir İbni Fehire de orada. Hı hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o hicret kafilesinde ve Ebubekir'in arkasında oturuyor. Efendimiz de bineğin üzerinde. Neresi menzil? Yesrib'e Yesrib. Yesrib. Yesrib doğru gidiyorlar. Yol güzergahında bir sürü şey yaşanıyor. Orada efendimizin yaşadıkları çok çok önemli. Ama iki tanesi çok bilinen, meşhur oldukları için biz de kısaca değineceğiz. Bunlardan bir tanesi meşhur savaşçı Süreka İbn Malik ile karşılaşmaları. Duyulmuş ya yüzde ve yüzde deve ya yüz Mercedes herkes almak için seferber olmuş. Süreka da diyor ki ben yakalayacağım onları. Ve birisi bir haber getiriyor. Diyor ki bir kafile, üç kişilik bir kafile işte bir yere doğru gidiyor. Orada rivayette üç sayısı var. Onun için Amr ibn Füeyre o anda yok muydu değil miydi diye bir tereddüde hmm. sevk ediyor bize bizi o rivayet. Hmm. Süreka diyor ki yok yok onlar değildir diyor. Sebep de şu kimse ortak çıkmasın da yüz deveyi ben alayım tek başıma. Ha. Onun için üzerine almıyor. Uyandırmasın, Uyandırmasın diye. Ha. Atına biniyor ve doğru, oraya. sürüyor oraya doğru gittikçe bakıyor ki evet yaklaştıkça öyle bir yere geliyor atının ayakları sürçüyor bir anda savruluyor ne oldu diyor ya ben ki buraların bu kadar meşhur savaşçısıyım ne oldu bu ata bir daha biniyor atına bir daha gidiyor biraz sonra bir daha bir şeyler var anlıyor ama tam daha değil biraz daha yaklaşınca atının iki ayağı toprağa saplanıyor ve ne yapıyorsa çıkamıyor o anda Süreka diyor ki bu kafile korunuyor. Bu, özel bu normal bir, bir şey değil normal diyor. bir şey değil diyor. Biniyor bineğine iniyor bineğinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme doğru yürüyor ve orada o da yakalamak ya da öldürmek için çıktığı yolda dirilenlerden bir tanesi oluyor. Ya. Orada iman ediyor. Konuşmalar var orada baya ama en son şöyle bir talepte bulunuyor Süreka Ya Resulallah diyor. Ben belki bir daha seni görür müyüm, görmez miyim, bir daha gelir miyim, gelmez miyim? Bana bir şey yazsan, yarın öbür gün senin huzuruna gelsem, bugünkü hatıraya işaret olsun diye sana uzatsam olmaz bir mı? Bir eman gibi bir, bir şey. eman gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor Amir orada Muhammedun Resulullah diye bir şey yazıyor işte bir şeyin üzerine veriliyor. Süreka alıyor onu tam gideceği anda ey Süreka diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Süreka dönüyor. Nasıl bilirsin o günü ki Kisra'nın hazinelerini avuçlayıp o hazineleri böyle farklı bir biçimde elinde tuttuğun günü sahne kapanıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor valla ben de bir şey anlamadım herhalde Süreka da bir şey anlamamıştır. Aradan yıllar geçiyor Kadisiye'nin fethinden sonra develer üstünde Kisra'nın hazineleri taşınıyor Ömer radıyallahu anha. Ebu Bekir yok ama yemin ilgi ediyorum var. sinema olarak gözümün önünden geçiyor bu anlattıklarınız içim yanıyor hocam ben dinlerken. Ah 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 ah. ah Perişan ah, oluyorum dinlerken. Ah, sinema olarak geçiyor önümden ve biz bunları çekemiyoruz. Ne sermayemiz var ama biz nerelerdeyiz yani? Hazreti Ömer diyor ki bana sürekayı bulun. Çünkü Hazreti Ömer'in haberi var orada. Hazreti Ömer böyle bir neredeyse küçücük bir tepe olmuş. Koca Kisra'nın Sasani İmparatorluğu'nun yer ile bir olmuş ve hazineleri kaç deve ile taşınmış Medine'ye. Avuçluyor şöyle hazineleri bir avucu bırakıyor Sürekan avuçlarının içerisine. İkisi de yaşlı gözlerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dönüyorlar. Sadak da ya Resulallah diyorlar. Her sözünde sadıksın, Bunda da sadıksın. Söylediğin doğrulandı diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin orada verdiği bir müjdedir bu. Ya. Evet. Ya Rabbi. Su içmek Devam ediyor. Ha. Kutlu kafile devam ediyor. Ve Ümmü Mabet dediğimiz Ümmü Mabet anamızın çadırına geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmü Mabet biraz cömertliğiyle bilinen bir hanım aile de öyle amcasının oğluyla evli orada işte bir bedevi çadırları, Ayarlanmış iki tane çadırları bu yoksa yok ha, yok öylesine tevafuk, yol güzergahında öyle hı hı. böyle bağdaç kurmuş aynen bizim hı hı. kaynaklarımızda da öyle anlatılır oturuyor kapının önünde efendimiz selam veriyor diyor ki hiç bir şey yok mu bize ikram edeceğin utanıyor ümmü mabet kıtlık yılı hiçbir şey kalmamış koyunları da kocası almış götürmüş hı hı. Vallahi diyor size yok demek istemezdim ama hiçbir şey yok diyor. Efendimiz orada böyle zayıf cılız bir koyun dikkatini çekiyor. Diyor ki müsaade eder misin şunu bir sağayım? Ümmü Mamed diyor ki o koyun kısır ve hasta sen ondan bir şey alamazsın diyor. <laughs> hı. Sen diyor müsaade edersen eğer diyor ben sağmak istiyorum. Hı hı. Tamam diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koyunun önüne oturuyor. Bismillah diyor. Bir anda memeler süt doluyor. Ümmü Mabed'in hayran bakışları altında sağlıyor. Sağ Allah Rasulü içiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki o içtiği zaman ben doydum. Oh. O içince çünkü kaç gündür yollardalar. Sonra Ebu Bekir'e ikram ediyor. Sonra diğerlerine. Sonra o tas olduğu gibi dolu bir biçimde Ümmü Mabed'e veriliyor. Ümmü Mabed soruyor diyor ki siz kimsiniz diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz normalde saklar o gün Hı -hı. kendi şeyini çünkü Hı -hı. yol güvenliğinde dolayı. ama Ümmü Mabed'de böyle bir sıkıntı yok anlatıyor Ümmü Mabed'e, Ümmü Mabed'de bir şey söylemiyor sonra iman edecek zaten. Şimdi oradaki o buluşma neye vesile oluyor biliyor musunuz? Neyi efendim? Şimdi biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vasfeden Hilye-i Şerifleri okuyoruz biliyorsunuz, evet. o Hilye rivayetlerinin 3 tanesi çok önemli bizim için. En meşhurları Hazreti Ali'nindir, genelde camilerde evet. falan gördüğümüz evet. odur. İkincisi Tirmizi'nin Şemail'inde geçen Hazreti Hasan soruyor. Hmm. Kime? Hazreti Hatice'nin oğluna. Hmm. Adı ne? Hint bin Ebu Hale. Hani Haris şehit olmuş diyor, evet. Hint evet. kalıyor. Ne diye soruyor biliyor musunuz? İfadeye dikkat edin dayıcığım. Aynen. Dayıcığım diyor bana dedemi anlat başlıyor dedeyi anlat. Dayı diyor öyle mi? Dayıcı Dayı annemizin aynen. oğluna. <laughs> o Hint var ya o Hint, Bekir kardeşim sonra hep Ali'nin arkasında. Diyorlar ki ona ya diyorlar bu kadar sahabi var niye hep Ali'nin arkasında dolaşıyorsun? Sonra Cemel'de de şehit olacak evet. zaten. Ya diyor siz fark etmiyor musunuz? Ali'den peygamberin kokusu geliyor. ya Hı. Yani onun duyduğu o kokunun farklı bir özelliği var. Onu hissettiği için hiç Ali'den ayrılmıyor. Ve onun rivayeti var. Bir rivayette Ümmü Mabedi'nin rivayeti. O gördüğüyle bayağı hilye tarifi. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Yani aleyhissalatü ve selam efendimizin bütün özelliklerini şeklini, şemalini, elini kaldırışını, konuşmasını, her halini ve tabii ki ahlakını öyle güzel anlatıyor ki resmen bir fotoğraf çekiyor. Zaten o Hilya rivayetleri hmm. bir fotoğraf gibidir. Hmm. Fotoğrafı çekiyor. 14 asır sonrasından bize gönderiyor. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şimdi o hilyeler üzerinden anlayabiliyoruz. Birisi rüyasında gördüğü zaman efendimizi o hilye rivayetleri bize bu noktada yardımcı oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine çünkü şeytan asla giremez. giremez. Ona o yetki verilmemiş. Aleyhissalatü vesselam efendimiz oradaki o hatırasını da yaşadıktan sonra yürüyor. Neler neler yaşanıyor biz onlara girmiyoruz. Evet. En son Gamim denilen bir bölgede bir köye geldiğinde o köyün sakinleri karşılıyorlar efendimizi. Vakitte akşam vakti. Kimin köyü o köy? Büreyde el Esleminin köyü. O Büreyde var ya o Büreyde Allah kendisinden ebeden razı olsun. Hı. Sonra cihat aşkıyla düşecek yollara şu anda da Horasan civarında yani İran'ın Horasan civarında Merv kentinde metfun oranın işte sakinlerinden bir tanesidir. Yıllar yılı da Allah Resulü'ne hizmet edecek ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ilk bayrakları olacak. Hmm. O hatırayı kardeşlerimiz muhakkak hatırlamışlardır. Evet konuşmalar oluyor. Tabi ilk kez karşılaşıyorlar. Efendimiz bir şeyler anlatıyor. Yani yol güzergahında da iman ekerek gidiyor Efendimiz. Ümmü mabede ekti, sürekaya ekti. Geldi şimdi bürede ekiyor. En az 80 kişi bir anda Müslüman oluyor. o anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve iman ediyorlar ve Efendimizin arkasında akşam namazı kılıyorlar. Bu nasıl bir şereftir? Nasıl bir güzelliktir. Yani yeni şehadet getirmişsin de evet, namaz kılıyorsun Böyle sığınır. Böyle büyük arasınlar. bir şerefe nail oluyorsunuz. Yolculuğa devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Büreyde de onlara eşlik ediyor. Böyle yaklaştıkça Kuba'ya doğru diyor ki ya Rasulallah sana bir bayrak lazım ya. Çıkarıyor sarığını bir asaya bağlıyor. Allah Resulü'nün arkasında ilk bayraktar, sancaktar olarak Efendimizin arkasındaki yerini alıyor ve günlerdir Yesrib'de bekleyenler var o kutlu kafilenin yollarını o kutlu kafilenin gelişi bir bambaşka havayla o topraklarda yankı buluyor İnşallah yarınki dersimizde o güzel Medine'nin hallerini anlatacağız ama bir cümle söyleyeyim Lütfen mi Bekir hocam. kardeşim bugün bu dersi okurken şimdi yıllarca okuyoruz işte evet. ama bazen insan aklına farklı farklı şeyler geliyor Dedim ki ya nasıl beklediler Yesripliler o kadar. Her gün sabah çıkıyorlar, akşama kadar Efendimizin yolunu bekliyorlar. Arapların da bir atasözü var diyorlar ki el intizar eşeddün minennar. Beklemek ateşten şiddetlidir. Hı hı. Beklemek zor bir şey. Ve kimi bekliyorlar? Allah, Resulü. Allah Resulü'nü. Resulün. O bekleyiş bambaşka bir bekleyiş. O bekleyiş nasıl neticelenecek, neyle olacak onu da inşallah yarın göreceğiz. İnşallah siz de bekleyin kıymetli dostlar inşallah yarın e, artık e, aşıklar maşrua muhacirler ensara, ensara kavuşuyor ulaşıyor. inşallah sevenler buluşuyor e, yarın onu anlamaya çalışacağız inşallah. Kuba köyüne varış anlayacağız. Yesrib'deki heyecan ve sevinci. Aynı zamanda Kuba'da yaşanan Külsüm bin Hidim ve Saat bin Hayseme'nin hikayelerini ne, nasıl bir fonksiyonları var onları öğrenmeye çalışacağız inşallah. Yola çıkış ve Medine'nin ilk cuma namazı, ilk hutbe ve ilk hutbenin konusu neydi? Onu anlatacak hocamız bize i̇nşallah. ve son olarak da Neccaroğulları Mahallesi'ne varış ve belirlenen menziller Ebu Eyyub el Ensari radiyallahu anh'ın evine giriş. Bizim İstanbul'da da bir konumuz yer, var. bayağı yani. bir konumuz yani. var inşallah. Şimdi buradan kardeşlerimize Bedir gecesinin de müjdesini verelim mi? Verin hocam ha. buyurun. Biz bir hazırlığın içindeyiz dostlar. Hazırlığın ne olduğunu hocamız size aktarsın. Buyurun hocam. Şimdi çok önemli bir gece Bedir gecesi. Evet. Ramazan'ın 17. gecesi. Ne yazık ki bu toprakların insanları olarak bu önemli gecenin tam olarak farkında değiliz ama madem bu sene böyle güzel bir imkan oldu. Gümbür gümbür bu geceyi de inşallah gündeme taşıyacağız bütün kardeşlerimizle i̇nşallah. beraber. Biz her yıl yapıyorduk aslında Bedir gecesini Siyer Vakfı'nda ama bu sene bu programlardan dolayı ben dedim ki artık yeni bir programa gerek yok burada yapacağız. Hı hı. Allah izin verirse 17. gece bizim 16. programımız oluyor. Evet efendim. Konumuz da zaten Bedir. Biz öyle ayarladık ki tam 17. gecede Bedir'i konuşalım diye. Ben şöyle birkaç şey istiyorum kardeşlerim. Not alın canlar. Birincisi inşallah kardeşlerimiz yarın o 313 yiğidin isimlerini verecekler. O isimleri şöyle bir okuyalım. Gerçekten o Bedir asabı bambaşka. Niçin o ashabın isimleri okunması gerekir. Onu zaten 16. gecede konuştuğumuzda göreceğiz. O gün inşallah biz Bedri anlattıktan sonra topluca bir dua yapacağız burada beraberce sonunda. Program uzayacak yani Program dostlar uzayacak uzun biraz. bir süre Aynen. huzurlarınızda olacağız. Dolayısıyla gümbür gümbür beraberce bir dua yapacağız. Duamızın ser levhası da şu olacak Allah'ım Bedir'imiz hilal olsun. Amin. Allah'ım şu ümmeti ayağa kaldır. Amin. Şu mazlumları güldür. Ha. Şu üzerimizdeki kara perdeleri, kara bulutları dağıt diye dua edeceğiz inşallah. inşallah. O güne kadar okunmuş hatimleri varsa kardeşlerimiz hatimlerini de versinler. Burada dualarını da yapmış olacağız. Tamam Toplu bir biçimde güzel bir heyecan oluşturma adına. Ama ben kardeşlerimden en önemli olarak bir şey istiyorum. Şu Bedir gecesini ne olur şu memlekete bir böyle yansıtalım bu Herkes gecenin duysun o gecenin duyulsun bu gece niye için önemli bizim bu bir, bir savaş gecesi değil bu bir savaşın kazanıldığı meselenin işte yıl dönümünden dolayı bir ihya gecesi falan filan değil bu çok önemli bir gece bu gecenin ge önemi sadece Bedir'deki o sıcak savaştan değil o günden sonra başlayan İslam tarihindeki büyük değişim ve dönüşümden kaynaklanıyor. Onun için o gecenin ihyası adına ulema daha sonra çok ciddi bir biçimde bir hassasiyet gösteriyor. İnşallah biz de bu hassasiyeti gösterelim. Elimizden geldiğince gündem edelim. Habersiz olanlara da bu noktada haber verelim. Gümbür gümbür Bedir gecesini ihya edelim. İnşallah, İnşallah Cenab-ı Hak o Bedir gecesinin bize vereceği ruhla bu ümmetin yeniden dirilmesine, ayağa kalkmasına, yeniden Bedirler yaşamasına imkan versin. İnşallah ödev belli vazife belli İnşallah o geceye kadar Bedir ashabını o 313 yiğidin isimlerini bir göz atalım ve üzerinde tefekkür edelim. Dün Allahu ekber yazmıştık yorumlara şimdi o isimlere bakarsınız herkes oradan bir sahabe efendimizin ismini yorumlara ekler dolayısıyla okuyanlar da aklında tutmuş olur. Hocam teşekkür ederim Allah razı olsun inşallah yarın, Allah yarın olsun. yine aynı saatte o büyük Büyük buluşmayı birlikte yaşamak ümidiyle, duasıyla Allah'a emanet olun. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun inşallah.